nedir bu altın oran? Böyle bir oran var mı doğuştan gelen? Yani kişiye göre altın oran. Benim burnumun yeri mi önemli? Gözlerimin açısı mı önemli? Alın genişliği mi önemli? Evet, güzelliğin tanımlanması için, çünkü güzellik göreceli bir kavram. Evet. Biz hekimler de zamanda böyle bir çalışma yapmışlar ve hani güzel yüz nedir? Bunun matematiksel olarak bir ismini koymak istemişler. Ya da yüzü paramparça olan, dağılan bir kişiye yüz yapılması gerektiğinde nasıl bir yüz yapılması gerektiği, hangi oranlara göre yapılması gerektiğini ortaya koymak için bir matematiksel bir işlem yapılmış. Bunu da biz de çok kullanıyoruz. Bunu estetik ameliyatlarda da çok kullanılıyor. Bu kısaca şöyle ifade edebilirim. Yüzü 3 bölüme ayırıyoruz. Üst yüz, orta yüz ve alt yüz bölümü. Hocam neresi üst yüz? Üst yüz alın mı? Saç çizgisinden şakak bölgesine kadar olan kısım. Yani kaşların arasına kadar olan şuraya kısım. Kadar. Orası 1 bölü 3 yüzün 1 bölü 3 kısmını oluşturuyor. Burnun hizası 1 bölü 3 kısmı oluşturuyor. Şöyle. Ve burun alt kısmından çeneye kadar olan kısımda 1 bölü 3 kısmı oluşturuyor. Yani yüzü 3'e böldük. Evet, 3'e bölünüyor. Bütün estetik operasyonlarda, estetik işlemlerde, ameliyatsız işlemlerde bu oranlara ve bu bölümlere göre yapılıyor. Yüz yaşlanması da buna göre değerlendiriliyor. Yüz estetiği de bu oranlara göre değerlendiriliyor. Kendi tabii içlerinde ince hesaplamaları kesinlikle var. Ona göre bakıyoruz. Ama bir insan doğuştan da altın orana sahip olabiliyor herhalde. Tabii ki. Yani evet. Kusursuz gerçekten güzellikler de var. Evet, yani bununla ilgili hani o altın ve kusursuzla ilgili deyince bir şey söylemek istiyorum. Mesela bazı insanlarda simetri hastalığı oluşuyor. Bazen bu ameliyattan sonra çok daha fazla öyle ortaya mi çıkıyor. Bunu soruyorlar. Mesela iki burun deliğin birbirinden farklı, aynısı olabilir mi? Ya da ameliyattan sonra bu farklı bir problem yaratır mı diye. İnsanoğlu zaten ortadan ikiye bölündüğü zaman iki taraf birbiriyle simetrik yaratılmamış. Ufak bir asimetrilerimiz var. Ufak bir orana sahip var. Değiliz. Ha. Evet. Göz kapaklarımızın birisi diğerine göre daha düşüktür. İşte elmacık kemiklerimizin çıkıntısı biraz daha fazladır. Ellerinizi uzatırsanız, bir dikkatli bakarsanız bir elin parmakları diğerine göre biraz daha kalındır, diğeri daha incedir. Bu bütün vücutta ayak parmaklarına kadar. Bayanlarda göğüsler farklıdır, işte bacak kalınlıkları farklıdır. Bu hem anatomik olarak böyle hem de kullandığınız taraf daha fazla geliştiği için kas yapısı daha boyut olarak da farklı olması. Yani bir mutlak simetri beklemeyeceğiz. Normaldir. Hatta bu insana güzelliği de veren, çekiciliği veren de bu asimetri olduğu söyleniyor. Bilimsel araştırmalar yapılmış. İşte çok ünlü insanların yüzü, vücudu ortadan ikiye bölünmüş ve ayna görüntüsü yan tarafa aktarılarak tekrar bir yüz bütünlüğü sağlanmış. Ve baktığınızda yaratığa benziyor. Aynı yüz olmuyor bu yani. Bu da demek oluyor ki asimetri bize güzelliği veriyor. Ve farklılığı katıyor kesinlikle belki de.